Mesut kurtaramaz seni. Sorduklarımıza cevap ver, yoksa... Mesut! Durun! Mesut! Mesut, kurtardım! Bırakın onu! İkimiz de kurtulacağız. Kurtaramadım seni Nermin. Ölmeyeceğiz. Kurtulacağız. Yaşayacağız. Nermin'in intikamını alacağım. Hey. Alacağım Nermin'in intikamını. Uyan artık, sahte kahraman. Uyan diyorum sana. O kadın kimse, yarın gece alırsın intikamını. Haydutlar yok. Vurulmamışım. Oh, ölmemişim. Hele sabret, ben seni vuracağım. Kızma Şirin, kızma hayatım. Rüya görmüşüm. Affet beni Şirin. Sinirlerimi bozma. Ne olursun sinirlerimi bozma. Yeter artık Mesut. Başlarım şimdi senin sinirinden. Kimse başlayamaz. Kimse başlayamaz! Ah, işte o kadar! Mesut! Günaydın benim tatlı kaynanacığım! Günaydın senin olsun! Kaç defa tembih ettim sana bana kaynana deme diye! İsmim Atifet hanımefendidir benim! Peki, günaydın Atifet hanımefendiciğim! Hanımlara öncelik tanınır diye bir nezaket kuralı vardır! Burası müdüriyet kapısı değil, tuvaletin kapısıdır! Sıranı bekle! Burası da kıyamet kapısı. Hadi oğlum Mesut, bahçenin yolunu tut. Kaynanayı beklersek akşam olacak. Hay Allah! Uf, bu evde başka yerde yok. Tutamayacağım. İşte insan böyle hasta olur. Neresi? Ne yapsam? Atmar fini devre direcek dağlar inlesi Roman Ne yapıyorsun be? Ne yapayım be, hiçbir şey yapmıyorum. Ya sen ne yapıyorsun be? Hem görmedim ki ben seni. Allah Allah! Ne bu halin? Sen ne zaman duş yaptın bak? Açık havada yıkan diye doktor tavsiye etti Atifet hanımefendiciğim. Siz de öyle yapsanız cildinize iyi gelir. Annemi bari banyoda rahat bırak Mesut. Peki karıcığım. Aman Allah'ım, kaynanan toz oldu Mesut. Banyoda Şirin'i birazcık uyut. Bana bak, davet için ortalık tertemiz olacak. Peki hanımefendi. Benim davette giyecek hiçbir şeyim yok Şirin. Bütün elbiselerim dar gelmeye başladı. Ay, kilo alıyorum galiba. Üzülme anneciğim. Mesut'un mağazasına gider, bir bakarız seninle. Tabii. Benim mağazama giderlermiş. Bok var benim mağazamda. Mesut, bugün annemle mağazaya gelip bir elbise alacağız. Duyduk hanımcığım, duyduk. Ama Atifet hanımefendinin ideal ölçülerine, konfeksiyon sanayimiz henüz erişmiş durumda değil. Anneme bugün muhakkak bir elbise bulunacak, işte o kadar. Kahvaltınız beyefendi. Gene mahap. Doktorun dediklerini yapmaya mecbursun Mesut. Sonunda zehirleneceğim ama. Doktora tomarla para veriyoruz.
Yutacaksın hapları. Sonunda hapı yutarsam cenazem daha masraflı olur. Kızı buraya getirseydiniz çantasına sahte tabancayı koyacaktık. Mağazanın müdürü de bu sahte silahı alıp Mesud'un kasadaki hakiki tabancasıyla değiştirecekti. Peki şimdi ne olacak? Müdüre bu tabancayı nasıl götüreceğiz? Şimdi bu işi Nermin halledecek. Bu tabancayı ona götüreceğiz, o da müdüre verecek. Ya bu kadın bize bir numara yaparsa? Yapamaz. Nermin'in hayatı bize bağlı. Yoksa eskiden karıştırdığı kirli işler başına dert açar. Mesut Bey'in kasasında çok para var mıdır? 5 mağazanın kazancı o kasada toplanıyor. Bu iş bittiği zaman 100.000'ler bizim olacak. Mağazaya gittik mi bu iş tamam. Günaydın beyefendi, hoş geldiniz. Tezgahtarlar kontrolünüze hazır efendim. Geçin yerlerinize! Müze! Günaydın! Günaydın! Fena değil, nizama uygun. Giyinirken aynaya bak. Peki efendim. Ayakkabılarım boyalı değil. Dün boyacı bulamadım. Laf yok! Peki efendim. Kendin boya. Bu ne rezerv? Sular kesilmişti. Tıraş olacaksın! Affedersiniz. Herhalde memlekette jilet buhranı yok. Şişe suyu al, onunla ol. Bu da lütfen sırtına bir ceket giysin. Başüstüne. Peki efendim. Hepiniz işe alınırken bir giyim mağazasında çalışacağınızı biliyordunuz. Müşteriye karşı daima temiz giyimli ve tatlı yüzlü olmanız şart koşuldu. Emredersiniz. Buna uyacaksınız. Ve paranızı hak etmeniz için çok çalışacaksınız. Diğer mağazaların aslatı gelmedi mi? Hayır efendim, merak edip telefon ettim, muhasibin yolda olduğunu söylediler. Peki, sen işine bak. Emredersiniz. Şimdi bakayım. Hoş geldiniz. Efendim, ne istemiştiniz? Bir elbise alacaktım. Hay hay efendim, böyle buyurun. Tek güvenilecek şey sizsiniz. Denemek istiyorum. Tabii, tabii efendim. Madem bu elbiseyi beğendiniz, buyurun içeri bir deneyin. Artık hayallerimiz gerçekleşecek. Ne güzellik! Seninle uzaklara gideriz sevgilim! Delirdin mi sen? Bana bak, kapa perdeyi! Peki! Perdeyi kapattım, sen kızma! Hele paralar elimize geçsin! Bana bak, bu silahı al, kasadaki hakiki silahla değiştir, bunda kuru sıkı var! Bu silah ha? Demek ki hayallerimizi gerçekleştirecek silah bu. Sen merak etme, ben değiştiririm. Hoş geldiniz. Ne arzu ediyorsunuz? Kendime bir gece elbisesi almak istiyordum. Şöyle abiye pırıl pırıl sade bir şey olsun lütfen. Anneciğim gel kendin bak da. Şöyle buyurun efendim. O da iyi bir fikir tabii. Ya patron görürse ben hırsızlık yapamam. Silahı değiştireyim bari. Buyurun efendim, şunlara bir bakın. Ay bunu buyurun. Hiç beğenmedim. Sonra daracık. Evet, ufacık şeyler, bunu ancak kız çocukları giyebilir canım.
çabuk Mesud'u bulun. Bu elbise işine bir çare bulsun. Peki efendim, patron şimdi buralardaydı ama. Ne yapacağım şimdi? Allah Allah, başıma gidip... Bak, bak, bak! Ay ya! Ay ya! Ay aman tatlı bir kaza! Öyle kabul edin. Bilerek kaldı değil. Kız binler mi adama? Nihayet rüyasındaki kadını gözlerimle gördüm. Bana gece gündüz ihanet ediyor anne. Buyurun, siz kalkın önce patron. Eyvah, benim suyum ısındı. Damadım olacak alçak herif! Gül gibi kızımın üzerine bu hamam çıplağı karıyı alıp bir de bu kaç zamparayla birlikte perde arkasında alem yapıyorsunuz ha? Utanmaz herif! Bari bir hamam kapatıp bu işi yapsaydınız. Akşam eve gelince hesaplaşacağız seninle. Korkunç bir şey bu! Korkunç! Alçak! Öğrendim her şeyi artık. Hı. Aşkıma ihanet ettin. Ah. Hadi yürü kızım. Siz de bana yaptıklarınızın hesabını mahkemede vereceksiniz. Affedin bizi Nermin Hanım. Çıkın dışarı. Sen de çağırtınca gel. Alo. Evet. Peki doktor. Peki hemen geliyorum. Doktora gidiyorum. Dönünce seninle hesaplaşacağım. Doktor meşgul Mesut Bey, biraz bekleyeceksin. Tabii, beklerim. Hay ağzına bal dolsun doktorcum! Demek öyle ha? Evet Zeki Bey, sizde büyük bir hastalık bulacağımıza emindim. Fakat yapılan kan ve idrar tahlilleri sonucu hiçbir şeyiniz olmadığı anlaşıldı. Bu vücutla belki 50 sene daha yaşarsınız. Ha? Turp gibiyim yani, öyle mi? Evet, öylesiniz. 50 sene mi yapabilirsiniz? 50 sene. İstediğimi de mi yapacağım ben, söyle. Ay seni öpeyim mi doktor? Civanım benim bir tanem. Artık yaşayacağım ha, yaşayacağım ben, öyle mi? Sonuç var doktor. Evet. Öyle olmasına çok üzgünüm Mesut Bey. Daha kaç günlük ömrüm var dersiniz doktor? Rica ederim söyleyin. Tahminen 24 saat kadar. Ama hiçbir zaman ümit kesilmez. 24 saat. Bugün yaşadığım yüzlerce, binlerce günden sonuncusu. Sizi hemen bir hastaneye yatıralım. Kontrol altında bulunun. Hayır! Son günümde hastalıkla uğraşmak istemiyorum. Ve öleceğimi sizden ve benden başka kimse bilmemeli. Bu kadar. Sağlıcakla kalın doktor. Bu hadiseye çok üzüldüm Mesut. Maziye geldiğin zaman bana haber verebilirdin Nermi. Seni rahatsız etmek istemedim. Ben seni görmekle hiçbir zaman rahatsız olmam Nermi. İnan bana, rüyalarımın tek güzelisin. Ama sen evlisin. Evli olmam sana olan aşkıma hiçbir zaman mani olmaz, inan bana. İnanıyorum Mesut, seni seviyorum. Bu kadar üzülmen boşuna Ayşe. İkimiz de sapasağlam insanlarız. Sıktığımız taşın suyunu çıkarırız. Mehmet! Hele seninle beraber geçecek hayat kim bilir ne güzelliklerle dolu olacak. Sen merak etme babalık, Ayşe bizim kardeşimiz. Sağ ol Doğan Bey, sağ ol. Karar verdim, Mehmet'le Ayşe'yi evlendireceğim Nizam. İyi edersin bey baba, ah. Neme lazım, kızın muhitimizin evet. Gülü. Mehmet abi de zımba gibi delikanlı. Önemli olan mutlu bir yuva kurmaları. Geliyor. Bana bak Ayşe! Patronla konuştum, bir müddet atölyenin hesaplarına bakacaksın. Hem benim yanımda kalırsın. Gözüm yolda kalmaz. Peki babacığım.
bütün şu dünya üzerinde koşuşup duran insanlar arasında benim gibi öleceği zamanı bilen var mı acaba? Şunlara bak nasıl sevinçliler. Belki ileride yuva kuracaklar. Neden üzülüyorsun? Senin de yuvan var. Duydun mu? Ne sesi? Bir silah sesi geldi dışarıdan. Hadi gidip bakalım. Başımız belaya girmesin. Girmez, hadi gelin bakalım. Eyvallah olsun, gaz tüpü patladı. Adam kendini intihar etmek istemiş. Yaşıyor. Silahı da var. Hadi yardım edin de içeri götürelim. Hadi, kaldır bakayım. Şöyle koluna girip. Zavallı genç de adam. Demek adam intihar etmek istemiş. Şuraya oturtalım. Aman, mahvoluyorum herhalde. Öldüm ben. Bu bizim patron Mesut Bey. Mesut Bey mi? Ha? Seni kovduğum için cehenneme düştüm herhalde, affet beni. Affet ne olur. Mesut Bey, siz ha? Nedir bu haliniz? Kalkın ayağa, gelin şöyle anlatın, ne oldu size? Niye intihar etmek istediniz Mesut Bey? Doktor 24 saatlik ömrüm olduğunu söyledi. İnanın 24 saat bile olsa hayat yaşamaya değer. Hele senin sırtındaki gibi bir elbisem olsaydı ömrüm 24 saat daha uzardı. Öyle mi sandın? Öyle ya, ne sandın? Peki, gel benim. Gel. Kim bu kızım? Beni kovan Mesut işveren. Bak şu işe be, adam ayağımıza gelmiş. Hı-hı. Bırakın o işi, ben unuttum bile. Gelin bakalım. Hadi. Aa, çok yakıştı bey baba. Sağ olun, şimdi bunlar benim mi? Tabii senin. Niye senin olmasın ki? Hayatta en çok neyin olmasını isterdin? Güzel giyeceklerim, evlendiğim zaman götüreceğim çeyizim. Ya sizler? İlk önce güzel bir giyinmek, sonra kızımla birlikte çalıştıracağımız yeni bir otomobil. Ben de daima refah içinde babamla beraber yaşamak isterim. Bunun için de para lazım, değil mi? Ağlam bakalım. Bu senin be baba. Bu da senin, al bakayım. Bu da senin. Ne çok para. Ne çok para. Ben ölmek üzere olan iyiliksever bir insanım. Şimdi gelin benimle. Hadi, hadi gidelim. Mesut Bey doktorda neredeyse döner. Kasa dolu, tabancayı da değiştirdim. Bu silah patlar ama kimseyi öldürmez. Cemil'le de konuştum. Birazdan Cemil ve adamları orada olacaklar. Sen de hazır ol. Telefonunuzu bekliyorum. Evet, burası benim mağazam. Ömrümün çoğu zamanı bu mağazada geçer. Şimdi de hepimiz buradayız işte. İsterseniz sizin sayılır. Ha, bu beyler istedikleri gibi hareket edecekler. Peki efendim. İsterlerse giysi de alacaklar. Sen be baba mağaza kendininmiş gibi öldü davran. Öldü be abiciğim.
Aman beyefendi, bu haliniz ne? Kaza mı geçirdiniz yoksa? Kes şapşal herif! Sen de odama 4 tane çanta gönder. Aa! 4 tane çanta mı? Ama patron emir verdi. Getir çantaları, aç! Ne yapacaksınız bu paraları efendim? Sana ne be! Para benim değil mi? Ne istersem yaparım! Ne kadar yakışmış sana bunlar kızım! Pek üstüme göre değil ama! Oo baba, elbiselerin damatlık! Sağ ol kızım! Sen ne aldın? Bir kazak, bir de bu! Demek çalıştığın mağaza buydu, ne kadar büyükmüş! Ama sonunda işime son verdiler! Öyle deme ama, bak Mesut Bey hepimizi sevindirdi, ya. Hepimizi donattı! Ne güzel oldun abla! Sahi mi? Mehmet de beni böyle beğenir mi? Ooo, hepiniz çiçek gibi olmuşsunuz! Babalık sen? En iyisi senin elbisen, bana yeter de artar bile! Bu çantalar Mesut Bey! Ha, alın, bunlar da sizin! Oo, bu çanta para dolu! Benimki de! Ne kadar çok para bunlar! Hepsi sizin! Bizim mi? Sağ ol! Bu çantaların içindeki paralarla istediğinizi yaparsınız! Hakkınızda yanlış düşündüğümüz için affedin bizi! Ah, affedilecek bir şey yok, değil mi? Aa, neden para dolu çantaları onlara verdiniz? Bu paralar giderse mahvoluruz, iflas ederiz! Şu şapşala bak! Sanki mal sahibi kendisi! Hadi defol karşımdan! Defol! Ay, hadi be! Hadi çocuklar, biz de eğlenmeye gidiyoruz! Ay, yaşasın! Ooo, hızlı müşteriler var dükkanda! Ama ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama... Aman be, boş ver! Dinleyin beni arkadaşlar! Nerede kaldınız? Sen bizden evvel davrandın galiba! Söyle, paralar nerede? Patron onları çantalara koyup arkadaşlarına verdi, şimdi çıktılar! Adamlarım dışarıda, sen de gözden kaybolma! Ben kaybolmam ama paralar kayboldu! Sizlere verdiğim üzüntüler için beni affedin! Yarın hepinize birer maaş ikramiye vereyim! Siz de yaşayın! İnanın bana, bugün sizlerin yanında olmak beni çok memnun ediyor! Belki bir gün ayrılırsak sizleri özleyeceğim! Kimse kımıldamasın! Bırakın o çantaları yere! Sen kimsin be, ne istiyorsun? Çantadaki paraları istiyorum! Ölürüm de ben bu çantayı bırakmam! Tüyelim! Durun! Kaçalım! Elimde silah var! Durun! Kaçalım hadi! Hadi! Bir yere kaçamazsınız! Kapıda adamlarım var! Kurtulduk! Aman arabacı abi, sana bir yüzlük! Güldür bizi! İşte kaçıyorlar! Çantaları unutmayın, hadi, tamam? Hadi, çabuk. Gelin benimle, takip edin beni, çabuk! Ah.
Arabacı, ne tarafa gittiler? Şu tarafa gittiler. Hadi şuraya gidelim. Çabuk, koşalım. Şuraya gidelim. Neredeler? Bu tarafta olmalı. Hemşire de yine işe yarıyor. Ümitlerimi bağladım yarınlara. Varın yarın rüyalara. Neşe coşkuyla. Bir dakika. Ne yapacağız şimdi? Tabii bir şeyler yapacağız. Nereye gideceğiz yani? Şöyle gelin. İyi tamam, hadi gelin. Adamlar peşimizde, yakalayacaklar bizi. Bizi kimse yakalayamaz babalık. Bir dakika. Gelin ben. Hadi. Bu ne hal patron, yoksa yarıştan mı ha? Kes be sersem. Herifler elimizin altından toz oldular. Ama paralarla yakında olmadılar. Hadi, arayın sersemi. Teşekkür ederim çocuklar. Saklanın, saklanın! Çok iyi çaldınız. Sağ olun. Amma fiyakalı olduk ha! Abiler, sakın siz uyanmayın! Dikkatli olun, bizi kimse yakalayamaz böyle! Para çantaları, paralar al, gidin! Geç kaldık, hanım çok kızacak! Nerede orkestra? Üzülmeyin, arka kapıya gidip orada bekleyin! Müzisyenler programı bitirince hemen göndereceğim ben! Peki! Ya ne olacak şimdi? Ne olacağı var mı? Meşhur orkestrayı çalacağız. Sen de solistsin. İşte oradalar. Kıyafet değiştirip takma saç takmışlar. Verin çantaları. Sizin aradığınız çantalar sonra burnunuzu gıdıklar. Yakaladım sizi! Parçalayacağım hepsini! Yerini bana bırak! Çocuklar tamamız değil mi? Evet. Daha yat vermedik! Hayır, hayır! Yakalayın! Gelin benimle! Nedir bu başımıza gelenler? Nedir bu çabuk delikli? Koşun, kaçırmayalım! Tutun! Nermin, gönlümün sultanı neredesin? Burada Nermin geçmiş. Nermin'i gören erkekler güzelliğini görmüş, bayılmış. Eyvah Nermin! Nermin, neredesin? Gönlümün sultanı Nermin, neredesin anam, yavrum?
Patron söyle, Ayşe nereye gitti? Ayşe'yi kovan patronu intihar etmek istemiş. Ayşe onu teselli etti. Sonra hep beraber çıktılar. Sen Mesut Bey'i arasan onları bulursun. Sağ ol patron. Bu gece bize bir sürpriziniz olduğunu söylemiştiniz. Aa, var tabii, var tabii. Birazdan göreceksiniz. Ne sürpriz, ne sürpriz! Mesut Bey'i hala göremedik. Nerededir acaba? Ah, işi başından aşkın. Gece gündüz demiyor, çok çalışıyor. Allah kuvvet versin. Merci. Söyle, Cemil nerede? Mesut ve Ayşe'ye ne yaptınız? Cemil şu anda Mesut Bey'in köşküne gitti. Diğerlerini de bilmiyorum. Ya. Tamamız değil mi çocuklar? Geç kaldık, hanım sinirlidir. Biz sinirlerini yatıştırırız. Biz yumuşak orkestrayız. Hadi çocuklar. Ah, çok şükür gelebildiniz, misafirler sabırsızlanıyor. Ay ne güzel tiplersiniz, bayıldım dostum, saçlarınız pek güzel. Sizin gibi büyük müzisyenler bekletmeyi seviyorlar herhalde. Evet, öyle yaparız. Ah, davetliler de şaşıracaklar bir bilseniz. Hadi buyurun, buyurun, sizi bekliyorum, buyurun. Merci beaucoup. Kıymetli misafirlerimiz, işte size sürprizimiz! Memleketimizin en değerli pop müzisyen topluluğu! Saç ve sakallar! Burası benim evim, bu duba da kaynanam. Orada duran da karım. Eşiniz güzel kadınmış. Evet, başkası için süslenir. Ne yapacağız beyefendi? İdare edeceğiz. Zaten hiçbir müzikten anlamaz. Peki ben ne yapacağım? Sen de şarkı söylersin. Söylersin ya. Allah Allah, bu adam bana hiç yabancı gelmedi. Çocuklar dikkat edin, çantalar merdivende. Sizi dinlemeye hazırız, başlayalım! Hadi başlayalım olsun tatlı! Gülhan, bu çizekle öyle yandım. Bana kafa tutasan, kesimle alırım can. Tamam be baba, iyi gidiyoruz, idare et. Gülhan, imanım Gülhan, aman Allah, yanım Gülhan. Ne kadar güzelsiniz, sonradan mı olmasınız, anadan mı doğmasınız? Benim saçlarım sizinkinden güzel. Yanım Gülhan, imanım Gülhan. Nerede çantalar? Ana kadar sinirlisiniz, çantalardan evvel acaba bir poptan göbek havası dinlemek ister miydiniz? İstemez! Gel buraya! Söyle nerede çantalar? O ışılan takmasa çantalar nerede? Konuş yoksa öldürürüm! Sen öldür, ben cenaze marşını çalayım! Öldürme, çantalar merdivende! Kim sağlamadı çantaları, kime malını kimler alıyor? Burası Mesut Bey'in köşkü. Köşkte kavga çıktı, acele gelin. Aferin çocuklar, çok güzel. Yapıştırın lazım. Aman ne güzel. Bir de sol, çok güzel. Yapıştırın. Bir de şuradan. Oh, güzel. Bir kapat, elini birden tutmayın. Elini bırakın bari. Ben kolay bir şey yapamam. Affedersiniz, bir dakika. Şunu tutar mısın? Bırakın beni!
Anne bu Mesut! Kaç! Benim ya! Bırakın, bırakın beni, bırakın diyeyim! Yarışacağım sizi! Buraya gel! Takip edin beni! Yakalayın! Gelin benden! Komiser bey geldi. Bakalım haliniz ne olacak? Kanun namına durun! Bu adamlar evimi bastılar, davacıyım. Yakalayın hepsini! Bilhassa Cemil'den davacıyım. Hep benim paralarımın peşindeydi. Götürün bunları. Siz de karakola gelin Mesut Bey. Gelirim komiser. Komiser geldi, bu iş bitti. Nişanlımla benim hayatımı değiştirdiniz, buna hakkınız yoktu. Size insan gibi yaşamanın yollarını gösterdim. Bırakın beni! Sakin ol. Ondan hesap soracağım. Yanlış konuşuyorsun, Mesut Bey iyi değil. Gel oğlum Mehmet. Sizi üzdüğümüz için affedin bizi. Asıl ben size teşekkür ederim. Son saatlerimi değerlendirdiniz. Allah'a ısmarladık Mesut Bey. Güle güle. Evi hamama çevirdin, sen kim, orkestra kurmak kim? Bundan sonra orkestrayı sen kurarsın ve rahat edersin. Yeter artık senden çektiğim, rezil ettin bizi! Ben mi? Ben mi? Defolun evimden, defolun diyorum! Delirmiş bu adam! Anne vurdu bana! Gidelim kızım! Defolun! Hepiniz defolun! Defolun! Tek başıma... Yalnız başıma ölümü bekleyeceğim. Vakit yaklaşıyor. Ölümü kahramanca karşılamam lazım. Ama nasıl? Koltukta mı? Ayakta mı? Yoksa yatakta mı? Nereden? Nereden gelecek acaba ölüm? Ne kadar zormuş ölümü beklemek! Nerede kaldın ölüm? Ey ölüm! Canımı alacaksın biliyorum ama... ama... benden önce şu kaynanamın canını al! Ölümü beklemek ne kadar acı! Onu ne kadar sevdiğimi bilse... halbuki beni tokatlayıp kovdu! Delirmiş gibiydi doktor! Haklı! He? 24 saatlik ömrü vardı! Ne? 24 saatlik ömrü mü vardı? Anne, Mesut ölecekmiş! Alo? Evet, demeyin! Ne, Zeki öldü mü? Eyvah! Kim bu ölen? Yoksa Mesut mu? Değil, ölen Zeki! Mesut Bey ile raporları karışan hasta ölmüş! Bu durumda? Kocanız Mesut yaşayacak! Evet! Ama inanmaz ki! Nasıl inanmaz, raporu burada! Raporu var, raporu var! Hadi doktor, hemen bizimle gelin! Çabuk olun! Rica ederim, çabuk olun! Çabuk, hadi çabuk, hadi! Çabuk, hadi! Bir dakika! Ey ölüm! Geldin mi yoksa? Ölüm? Ya ölümün saati gelmişse? Yanlışsa beni unutmuşsa? Ama beni
Benim ölmem lazım. Doktor öyle söyledi. Ölümü büyük bir tevekkülle bekleyeceğim. Bilir, başım ters olmasın. Acayip sesler duyuyorum. Ölüyorum galiba. Ölüyorum. İşte o ölmüş. Hayır, olamaz, imkansız. Kocacığım. Mesut, tamamdım. Telaşlanmayın. Bir şey yok. Mesut Bey bir hata yaptım. Tahliller karıştı. 100 sene yaşarsınız. İşte raporunuz burada. Bakın tertemiz. Demek yaşar ama doktor. Ama sen yaşamayacaksın. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni namusunu. Hadi koş doktor. Ne doktorum istedin? Anne. Ah damat canlandı. Cenaze masrafından da kurtulduk. Şimdi bakın çocuklar, ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında... Seni gebertmezsem ya! Hey! Mesut Bey ölmemiş! Paralar! Hey Mesut Bey! Paraları götürdük! Kaçma! Öldüreceğim seni!